Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Çağrı Merkezi personeline etkili iletişim eğitimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde, Çağrı Merkezi personeli çağrı karşılamada etkili iletişim konusunda kapsamlı bir eğitim aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle 444-2-153 Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi personeline çağrı karşılama, adaptasyon ve öfke kontrolü konularında eğitim verildi. Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Berna Aslan tarafından verilen eğitimde çalışanların vatandaşla empati kurabilmesinin ve vatandaş memnuniyetinin daha ileri seviyeye taşınmasının yöntemleri anlatıldı. İşbirliği de aslında buna emir komuta zinciri de derler biliyorsunuz. Emir tekrarı. Yani bir şey söylediniz karşınızdakine, özellikle de sözlü olarak aktarıyorsanız mutlaka geri bildirim almalısınız. Eğitim sadece teoride bırakılmayarak uygulamalı olarak da gösterildi. Empatik bir iletişim kurmadığımız sürece çatışmalar ve sürtüşmeler kaçınılmaz. Sıradaki haberimiz, Mersin'de sokak hayvanları artık sahipsiz değil sloganıyla yola çıkan ve kente yaşayan sokak hayvanları için hayata geçirdiği başarılı projelerle onlara şefkat elini uzatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bir dostun daha umudu oldu. Mersin'de sokak hayvanları artık sahipsiz değil sloganıyla yola çıkan ve kentte yaşayan sokak hayvanları için hayata geçirdiği başarılı projelerle onlara şefkat elini uzatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bir dostun daha umudu oldu. Büyükşehir Belediyesi Gözne Geçici Hayvan Bakım Evi'nde tedavi altına alınan yürüme engelli çoban köpeği Dost, her gün yapılan fizik tedavi ve masaj uygulamasıyla 4 ay gibi kısa bir sürede yürümeyi başardı. Dost şimdi tıpkı bakım evindeki diğer köpekler gibi yürüyor, koşuyor, hatta onlarla oyun oynuyor. Uygulanan tedavinin başarılı olmasında Dost'a gösterilen yoğun ilgi ve sevginin en önemli etken olduğunu belirten veteriner Mehmet Cücük, bir mucizeye daha şahit olduklarını ifade etti. Dost barına ne zaman geldi? Yörüklerimiz tarafından yürüyemeyecek halde sedyeyle buraya geldi. Kesinlikle yürüyemiyordu. Arka tarafında kalça kırığı vardı ve oldukça da mineral madde yönünden yoksun bir şekilde. Hani atalarımız der ya, bir deri bir kemik. O vaziyette geldi. Yaklaşık 3 aylık bakım sonucunda istediğimiz seviyeye hemen hemen gelmiş bulunmaktadır. Ortam sıcak olmasına rağmen gerekli ilgiyi gösteriyoruz. Hemen hemen her gün serum yedi. Hemen hemen her gün özellikle kalça kısımlarına, bacaklarına, tırnaklarından omuruna kadar tamamen masaj ve pomatla oldukça hayvanımızı rahatlattık. Önce sürünüyordu. Arka ayaklar yavaş yavaş. Sağ olsun bakıcımız da sabah da başladı. Sonra tekniker arkadaşımız sabah masaj, akşam kalça masajı, sonra yürüyüşleri bıkmadan, usanmadan her gün bunu yaklaşık 2,5-3 ay tedavisi devam etti. Şu anda yürüyüşleri iyi, yemesi çok çok iyi. Tavuk yetiştiremiyoruz. Günde yaklaşık 2-3 tane tavuk yiyor. Ve oyun arkadaşları da oldukça iyi. Gayet de hayatından da mutlu. Pamuklu Eshab-ı Keyif grubu ikinci kısım içme suyu yatırımlarıyla meski çağı atlatıyor. Belen içme suyu kaynağından getirilecek su ile ilçe sakinleri kaliteli suya kavuşmuş olacak. Meski Genel Müdürlüğü halka en sağlıklı içme suyunu en kaliteli şekilde sunabilmek amacıyla Mersin genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Mersin'in önemli sorunlarının başında gelen içme suyu ve altyapı konularını büyük bir titizlikle çözüme kavuşturan MESKİ ekipleri durdurak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. Pamuklu Eshabı Kehf grubu 2. kısım içme suyu isale hattı ve terfi çalışmaları kapsamında Çakırlı Mahallesi'nde içme suyu terfi hatları, elektrik hatları ve motopomplar yenilenirken Cin köyünde de motopomplar yenilenerek yeni elektrik hatları döşendi. Ulaş Mahallesi'nde ise 150 metreküplük içme suyu deposu yapımı tamamlanırken muhtelif çaplarda yaklaşık 4600 metre içme suyu hattı döşenerek içme suyu hatlarının bağlantıları gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, bölgenin uzun yıllar susuzluk çektiğini belirterek proje sayesinde mevcut su probleminin ortadan kalkacağını söyledi. Bültenimizin sonuna geldik. Yeni gelişmelerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.